Merhabalar. Bugün mutfağımda cheesecake yapıyoruz. Önce alt tabanı oluşturacağız. Bunun için 1,5 paket bisküviyi mutfak robotunun içerisine alıp toz haline gelene kadar robottan geçireceğiz. Burada arzu ederseniz burçak tarzı bisküvi veya petibör bisküvi kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Toz haline gelen bisküviyi bir kase içerisine alıp 80 gram tereyağı önceden eritip ılıttığımız 80 gram yaklaşık 3 çorba kaşığı tereyağı ile iyice karıştıralım. Karıştırma işlemi bittiğinde 24 santimlik kelepçeli kalıp içerisine bisküvileri aktarıp spatula ile kalıbın içerisine yayalım. Ardından altı düz olan kalın bir bardak veya kase ile iyice bisküvileri düzleştirelim. Bu işlem bittikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 2 saat bekletelim. Bir kase içerisine 500 gram ricotta peyniri, 200 ml krema ve 200 gram labne peynirini koyup karıştıralım. Ricotta peynir yerine arzu ederseniz labne peyniri de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı toz şeker ekleyip karıştıralım. Bir pakette vanilya ekleyelim. Hepsini karıştırdıktan sonra çok fazla karıştırmamak da gerekiyor. Tek tek yumurtaları bu karışıma yedirelim. Bir çay bardağı da un ilave edip karıştırdıktan sonra buzdolabından çıkarttığımız kalıbın her tarafını alüminyum folyo ile kaplayıp hazırlamış olduğumuz karışımı içerisine boşaltalım. Bu işlemleri yaparken mutlaka fırınımızı daha önceden 180 derecede çalıştırmış olmalıyız. Kalıbın içerisine peynirli karışımı boşalttıktan sonra 3-4 kez tezgaha vurup içerisindeki hava kabarcıklarının dışarı çıkmasını sağlayalım. Isıya dayanıklı bir kabın içerisine sıcak su koyup bunu fırının en altına yerleştirdikten sonra cheesecake kalıbımızı fırına yerleştirelim. Yaklaşık 20 dakika 180 derecede, ondan sonra da dereceyi 160 dereceye getirerek pişirelim. Benim fırınımda yaklaşık 50 dakikada pişti. Piştikten sonra fırından çıkartmıyoruz. Kapağını hafif aralayarak fırının içerisinde soğumasını sağlıyoruz. Soğuyan cheesecake'i en az 24 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.